Merhabalar. Bugün genç sanatçı Fatih Kahya'nın stüdyosundayız. Kendisi Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nden mezun ve fotorealist dediğimiz bir tarzda çalışıyor. Kendisi Ankara'da biliniyor, yurdumuzda biliniyor, sadece Ankara değil, başka şehirlerde de sergileri var. Çok değerli bir sanatçı. Kendisiyle tanışın. İlk otoportremi 22 yaşındayken yapmıştım. O zaman çok bilinçli diyemem. Çok bilinçli bir tavırdı diyemem. Benim bütün meselem aslında boya ile haşır neşir olmaktı. Bunun için çok da fazla kompozisyon çeşitliliğini düşünmedim açıkçası. Kendi duygu durumlarımla ilgili ve çevremde duygusal bağ kurduğum kişilerle ilgili aslında çok şey düşündüm. Ve onlarla ilgili, onları kullanarak, en çok da tabii kendimi kullanarak boya mücadelesini kendi portrelerimde ve diğer portreleri yaşamak istedim. Otoportre yapmak bir riskli bir eylem. Bir de gerçek bir dille yapıyorsanız çok uzunca bir süre alacak ve o meydan okuma biraz şey olabilir, biraz problem de yaratabilir. Bu mesela resim ona örnektir. Bu resim Vincent ve ben. Bu insanın zaman zaman çok umutsuzluk yaşadığı dönemler olur. Bu o dönemlere ait bir şey. 2016-2017 dönemleri. Çok karamsar bir dönemimdi. Burada aslında ben izleyici Vincent aracıyla bakıyorum. Bu benim kedim. O umutsuzluk içerisinde benle o şeyi paylaşan tek canlı Vincent. Ve benim buradaki benzim, benim buradaki şeyim yaşamdan çok uzak, soluk, hatta ışık yok neredeyse. Hiç gözde ışık yok. Ölü bir beden diyebilirim bu. Canlı temsil eden şey burada Vincent'ın kendisi ve buradaki bir mum ışığı. Küçük bir mum ışığı. Evet. Bu mesela otoportrenin bir tanesi. Çok ama hoş. Vincent aracılığıyla aslında bir otoportre. Tabii buradaki çevreden de söz etmek gerek. Öyle değil mi? Bir parçalanmışlık, bir kırıklık taşıyorsunuz. Tabii ki. Yanılıyor mu? Bu evet. Bu oradaki işte umutsuz demeyeyim de karamsar olan dönemlerdeyim. Oranın tahribatı var. Orada bir tahribat söz konusu. Sevinçten uçarız, üzüntüden yerin dibine batarız. Fakat bir insan olarak daima umudu korumalı ve yukarıya çıkmalıyız. Burada sanatın bence inanılmaz bir görevi var. Gerçek bir ilaç gibi görünüyor bana. Gerçek bir can simidi, umut verici. 16-17. Yüzyıldaki klasik resimlere baktığımızda tabii realist bir yaklaşım söz konusu. Senin resimlerinde de tabii realist, hiperrealist, bazen sürrealist yaklaşımlar söz konusu. Klasik resimden beslendiğin hissi bana geldi ama 2020'de bu yeniden bir klasik tavra dönmen nasıl oluyor ve neler vaat ediyor ve sanatçı açısından ne söyleyebilirsin? Çok ilginç, aslında çok doğru bir değindiniz. Şimdi hiper gerçekçilik, foto gerçekçilik, süper gerçekçilik. Kitapta ne akla ne gelir? İşte çok gerçekçi görünüyor olması ve aslında çok modern bir şey bir tavır. Çünkü fotoğraf bir imajla aslında bir karşılaştırma var. Biraz ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben yaptığım işler oldukça gerçekçi görünebilir, hiper gerçek gibi algı yaratabilir ama tamamen bütün klasik ana teknik hikaye, bütün klasik resmin birebir hikayesinin aynısı. Yani bunun oluşum süreçleri, aşamaları. Neredeyse 17. yüzyılda bir resmin tamamen bir resme başlayıp sonuna kadar gittiği süreçte aynı. Çok enteresan. Çok enteresan. Kullandığımız yağlar, kullandığımız boyalar, her şey. İşin içinde sentetik inceltiler değil, daha çok rafine deniş terebentinler, yani çam terebentine. Evet. Çam terebenti eski döneme ilişkin bir şeydi. O da çam terebenti. Peki buradan modern tavır nasıl oluyorsunuz? Şimdi modern tavır tamamen kullandığım imajlarla ilgili bir durum. Yani teknik tamamen aslında 17. yüzyıl. Ama buradaki gerçekçilik, yani hiper gerçek, modern tavır tamamen kullandığı imajlarla ilgili bir şey. Tamam. Şimdi pandemi bizi iki arada bir derede bıraktı. Yani bizi zorunluluklarda yaşamaya bir kere maruz bıraktı. Yani bu durumda pandemi biraz da evde aslında. Çünkü evde zaman geçirdik. O açıdan stüdyodan kopmuş durumdayım, evdeyim. Bu bir ekonomik zincire bağlı olduğu için pandemi en çok da aslında bu alanları vurdu. Sanatçı nedir? Sanatçının yapabileceği şu dönemde modern dünyanın talep ettiği şeyleri yerine getirmek zorunda. Bu da neyle mümkündür? Ekonomiyle mümkündür.
Ekonomi dediğimizde işte sanat kurumları. Doğru. Onlar bunun ilişkidir. Orası zafiyete uğradı, bu sanatçı da etkilenir. Hep bunu yaptım. Hep büyük ebatta işler ve büyük ebatta işler ve çok detaylı işler. Pandemiyle birlikte aslında daha küçük, daha hızlı üretilebilir, daha küçük işler yaptım ve bu iyi de geldi bana.